Fenerbahçe takım otobüsü Samandıra'da Ümit Karan diyor ki ne alaka bu sevinç gösterisinin sebebi ne diyor bana şimdi? Ne alakası var? Ne alakası var? Bak benim moralim o kadar bozuktu ki şu an. Bak farkındaysan çok az konuştum. Çünkü hakikaten bana keyif vermeyen bir maçtı. Beğenmediğim bir takım vardı. Kendim sevdiğim takım. Bağlandım Acun abi. Sıfır beğendim. Ama şu olayı izledikten sonra yani beraberlik kutlaması yapıyorlar yine. Ya bu demek ki Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor yine. Ya şimdi yine Galatasaray'ın büyüklüğü yani. Yani. Beraberlik kutlaması Allah nedir ya? Allah. 6. hafta beraberlik kutlaması var. Özür dilerim. Bir saniye. Futbol abi 6. hafta futbol bir saniye. Benim yanım yapmak. Bir dakika Abdülkerim abi. Tamam onu söylüyor. Abdülkerim abi programı sunuyorum. Bir müsaade ederseniz bir bitireyim. Adamın telefonu kapandı. Bir şey söylemezsem olmaz. Sana topu vereceğim Abdülkerim abiciğim. Acun bağlansın. Hayır bağlanmıyor. Diyorum ki adam Amerika'da şu anda iş anlaşması yapıyor. Tamam. Eksatlonla ilgili. Şu anda telefonumuza cevap veremiyor. Tamam. Telefon hattan düştü. Belki insanlar o kakafoni de belki anlamamıştır. Ne oldu Acun Ilıcalı az önce yayındadır diye. Yayındaydı bir anda Samandıra girdi. Nerede Acun Ilıcalı diye. Acun abi şu anda Amerika'da eksatlon toplantısı yapıyor. Bir televizyon kanalıyla. Onun için hattan düştü arkadaşlarımız arıyor. Ümit Karan devreye girdi Samandıra'da. Niye seviniyorlar diye. Dedi ki ben bu görüntüleri görünce sevinmeye başladım dedi. Söz hakkı Abdülkerim abiye geçti. Tamam. Bu kadar. Oh iyi. Ben kötü bir şey söylemedim ki şimdi abi. Şimdi bak şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Şimdi biraz önce bağlanan arkadaşımız çok büyük, iyi bir Fenerbahçeli değil mi? Acun Ilıcalı. Çok Hocalı. Büyük evet. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Aynen öyle. Ya büyüklerin çok iyi bir Fenerbahçeli. Biraz ses de verelim. Evet. Ben de çok iyi bir Fenerbahçeliyim. Şüphesi olan var mı? Hayır. Yok. Ve biz ne diyoruz bu maçı seyrettikten sonra? Ve ben bu programda mesela başlarken ne dedim? Üzgünüm dedim. Yani bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı aynen. Dedim değil mi? Evet. Acun Ilıcalı ne dedi? Birebir aynısını söylemedi mi? Birebir. Ya biz dedi oyun olarak evet oyundan memnunuz ama skor olarak olmadı dedi. Tatmin değiliz. Şimdi burada Ümit'in dedi bak bu çocuklar 20 küsür yaşında taraftar bunlar. Taraftarlar. Takımlarının da oyunundan memnun olmuşlar. Daha 6. hafta ne kutlama mı yapıyorlar? Gittiler iyi mücadele etti iyi oyun oynadı takım. Bu kadar onların yani. Yüzü kararmadı diye geri geldiler. 20 yaşında 20 tane çocuk seviniyor. Bu kadar sen yani. Gerçek Fenerbahçelilere sorsana. İşte sormuş soruyorsun söylüyorum. Bu çocuklar gerçek Fenerbahçeli biz değil mi? Biz bugün bunlar 20 yaşında çocuklar. 20 ne farkı hepsi gerçek yani. Fenerbahçeli. Ya takımların bugünkü şey. Oyunundan en azından takımları onları mahcup etmedi. İyi mücadele etti. Hatta TTR'ına da bana göre Galatasaray'dan ya daha üstün oyundan oynadı. Bahsediyorsun da. Sen bu. Geçim bu. Ama şimdi Ümit buradan yola çıkarak ya Ümit'ciğim. Ah şu pozisyon kaçar dediğin bir tane pozisyonun yok abi. Ümit'ciğim biz zaten. Futbol dediğin ne? Biz zaten skordan demeyiz. Galatasaray çok kötü oynadı. Maçı kazandı. Oyun umut verdi ya biz ama. Hangi oyun umut verdi diyor. Pozisyon mu var galiba? Fenerbahçe'nin girdiği bir pozisyon var mı ben mi hatırlamıyorum? 4-5 tane eksiğimiz varken oynanan oyunu da ilerisi haftalar için şey bulduk. Ümit var bulduk. Nasıl kendisi Galatasaray'ın oyunundan Ümit var olmadı. Değil mi? Maçı seyretti. Dedi ki hiç mutsuzum dedim sana. Dedi. Söyledim tamam, abi. Biz de takımımızın oynadığı oyundan mutluyuz. Ama aldığımız skordan mutlu ama falan değiliz. Ama beraberlik kutlaması yandı. Ne kutlaması ya. Kardeşim? Hani büyük takımsın yani ya. Yani şimdi büyük takımız tabii. Bir daha madem öyle söylüyorsun o zaman şunu da söyleyeyim. Derbiler merbiler diyorsunuz ya. Artık Fenerbahçe'nin derbi maçı falan yoktur. Vallahi yoktur. Çünkü derbi maçlarında Sinan her zaman söyler. 3 ihtimalli maçlardır değil mi? Ya beraberlik ya iki takımdan birisi kazanır. Kazanır. Derbiler 3 ihtimallidir. Sinan hep söyler. Ama artık Fenerbahçe'nin derbisi yoktur öbür takımlarla. Çünkü Fenerbahçe derbileri 2 skorludur. Fenerbahçe yenilmez. Bu kadar. Bu kadar. Bak birisi, yani. Birisi beraberliği kutluyor. Birisi kendi sahasında. Son 5 sezonda beraberlik kutluyorsunuz. Arkadaş kendi sahasında 6 yıl. Beraberlik kutluyorsunuz. Saraçoğlu'nda 21 yıldır yenememiş derbi abi, diyorsunuz. Bu karşılığında böyle bir şey yok ya. Sen abi gözünü seveyim ya. Ben derbi lafına beraberliği kutluyorsunuz. Ya beraberliği kutluyorsunuz. Fenerbahçe başları derbi olamaz. 6. hafta bu öncesi. Bakın bu karşılamanın birinci özelliği de biliyor musun? Derbiler 2 neticelidir Fenerbahçe. Bakın bu karşılama ne biliyor musunuz? Fenerbahçe yenilmez. Bu karşılama bir oynanan futbolun umut vermesi ileriye dönük Fenerbahçe'ye. Aynen. Bak oynanan futbolun hakikaten tebrik ediyorum. Fenerbahçe iyi oynadı. Oynanan futbolun umut vermesi. İkincisi çok net ezeli rakibine yenilmedin. Bu çok önemli bir şey. Ezeli rakibine. Ama söylüyorum bu Galatasaray Fenerbahçe'den ciddi ciddi korkuyor abi. Ya 3-1 dedi Ümit. Çekiniyor ya. Ümit maçın skoru verdi. 3-1 dedi Ümit Karan burada. 3-1 galibiyet dedi. Konuyu değiştirme. Ağır Fenerbahçe fobisi var.
değiştiriyorsun şu an. Hiç değiştirmiyorum. Hangi maçta iyi, hangi pozisyona girdiğinde ah bu kaçtı dedim. Sana göre. Hayır bana anlat abi. Sana göre. Demek yıllardır o kadar kötü oynadınız ki 3-5 pas yapınca bir anda gözüne hoş geldi. Yıllardır galibiyetin yok. Geçen gün kendim vardı. Pozisyonunuz yok ya. Ya bırak bu kadar kötü oynamasına rağmen pozisyonunuz yok ya. Yapma. Hangi pozisyon anlat bana abi. Yapma. Bu hiçbir futbol yorumuna uymadı bu. Nasıl bu uymadı? Tamamen fanatiklik abi, yorumu. Abi şuna bak kutlama yapıyorsun. Abi, beraberlik kutlaması yapıyorsun ya. 20 yaşında 15 tane çocuk oraya nasıl toplamış. Nasıl 15 yaşında? Bir şey söyleyeyim sana. Abi yanlış abi. 6. haftadasınız ya. Bir dakika Galatasaray orada beraber kaldı sevindi. Hem de binlerce. Binlerce insan. Hatta bir dakika pardon. Hatta Volkan dedi ya. Allah kimseyi beraberliğe sevindirmesin diye. Ya Allah ezilir işte çok, ama işte en çok sevindirmek. Ezilir rakibine bakın şu doğru konuşalım. Ezilir rakibine yenilmemek. Ya Ümit hazmedemiyor. Büyük bir sevinç kaynağı ama bir de aynı zamanda iyi futbol oynuyorsun. Bence, bugün iyi dönüyor. Hepsinin eşyalı şu var. Bence bu gece. Allah Allah. Ali Koç stat'tan çıkarken gözlerine baktım. Çok sevinçliydi. Sert gibi görünen, ben iyi pokerciyim. Gergin gözlerine gibi, baktım. Gergin gibi gözüküyor. Evet. Gergin gibi gözükse de şunu diyordu. O hanımefendileri otobüse bindiriyor. Ensen kendisi bindi. Hatırlayın statta. Bugün Alişen diyorum. Ali Koç galiba bu sene başaracağız dedi. Çünkü niye? Falcao'lu, Malcao'lu milyarlarca liralık bütçeli Galatasaray'ı sağ bekin yok, sol bekin yok. Göbekteki adamlardan biri çakma. Sağ öndeki adamın yok, sol öndeki adamın yok. Neredeyse tek pozisyon veremiyorsun. Büyük oranda eziyorsun. Ve Galatasaray deplasmanından bir puan alıyorsun. Bu kutlamalar beraberliğe sevinç kutlaması. Abi, bana göre şu var. Ama yöneticiler... Müsaade et. Bu Ümit neye benziyor biliyor musun? Yerken de gülüyorlardı. Hepsi mutluydu. Hiç gemiyemindin mi? Ağlasın mı insanlar ya? Ağlasın mı? Demek ya? Ağlasın mı insanlar ya? Şampiyon takıma karşı beraber kalıyorsun, mutlu olmuyorsun. Nasıl bir iş abi? Ümit, hiç gemiyemindin mi? Sabri üçlü çektin mi? Bak abi baksana ya. Şu mutluluğa bak ya. Allah aşkına ya. Ya ne yapacak adamlar otobüste ağlasınlar mı ya? Nasıl ağlasınlar mı? Ağlasın mı adamlar ya? Hani çok iyi oynuyordunuz. Ağlasın mı adamlar ya? İnsan üzgün olur maçı kaçırdığı zaman. Böyle yapma. İnsan üzgün olur maçı kaçırdığı zaman. Ağlan. Abi ben ağlarım. Hayır. Ben ağlarım. Şu anda bile aslında vücut dilin öyle açık veriyor ki. Aynen öyle. Müsaade. Aynen. Açık veren şu. Hazmedememiş. Benim yakın arkadaşlarım var. Üç tane atacağını bekliyordu. Hasta gençler. Ben müsaade ederim. Müsaade et. Çok hocam Ümit Kanal ağzımı açmadım. Açmadım bak bugüne kadar şu dakikaya kadar ağzımı açmadım abicim. Ali Koç görüyor musun? Çok kötü oynadık biz. Gerçekten kötü. Tamam, biz ama ben şunu biz görünce sevinç çığlıklarımı attık şu ya. Sevinçleri görünce bir anda yine benim yerine geldi. Kendini kandırma. Yapma. Niye kendimi? Abi Allah aşkına ya 6. hafta ya, kutlama yapıyorsun. Ya. Ümit. Ne kutlaması kardeşim ya. Abi yapma gözünü seveyim ya. Ümit. Bir dakika abi. Bak hadi beyler manası şey gibi oluyor. Hayır. Daha derinine girin. Derinine. Burada Ali Koç'un gözlerinde hanımefendiyi bırakalım. Çünkü bunlar futbol insanı değiller. Arkadaki Allah Allah. Hanımefendiyi de bırakalım. Ali Koç'un gözünde ve yanında Semih Bey'in gözünde çok büyük mutluluk deşifre olmuyor. Fakat bir şey hissediyorum. Ali Koç ve Semih Özsoy diyor ki kara göründü. Kara göründü deyimi denizcilik deyimidir. Yani Atlantik Okyanusu'ndan örneğin evet, Portekiz'den kalkarsın. 6. hafta. Bir dakika. Bak kara göründü ulaşabilirsin garantisi yok. Ama şunu diyor adam. Ya şimdi bak mantıken düşün. Ya sağ bekim yok, sol bekim yok, göbekteki adam çakma, öndeki adam çakma, şu çakma. Daha bunlar gelecek. Falcao'lu, Malcao'lu ben bu akşam Galatasaray'a karşı üstündüm. Oyun üstünlüğü verirdim de. Hadi bak, başa başa olsun. Yenilebilirdim de. Evet başa başa olsun. Bugün oyun ilk defa vermemişim. Galatasaray taraftarı şunu dedi. Lan bu kadar transfer. Bu kadar paralar acaba. Katılıyorum zaten abi. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde anamız ağlayacak. Evet. Parisler. Bak bunu galiba ezeli rakibimiz. Şikayetçiyiz o da çıkıyor. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe en az bizim kadar belki bizden bir tık önde favori dedi Galatasaray bunu kabul etti. Ali Koç'un da Semih Bey'in de gözlerinde bu sertliği görüyorum. Tamam. Sert ciddi ama içinde umut var. Kara göründü diyor. Umutlu olmak başka bir şey. Tabii ki. Abi çok önemli. Umut, çok önemli. Umut, evet umut çok ben önemli. Ben hiçbir zaman şey. Bugün Fener Galatasaray maçının bu tabloda oynanacağını öngörmemiştim. Hocam bir şey soracağım. Biz öngörmemiştim. Geçen hafta bir dakika. Geçen hafta burada ben spor kerimi bir dakika işte, spor tahmini. Gerçekten bak. Abi bak bir ben şey söyleyeceğim. Evet ben böyle bir takım beklemiyordum. Bak Ümitciğim geçen hafta. Net konuşuyorum biliyorum, sana. Biliyorum. Ben bu kadar bir kötü oyun da beklemiyordum. Ben de ne dedim?
İki tarafta beni ayar kırıklığına uğrattı. Ama Fenerbahçe'de anlamda... bak Fenerbahçe çok hızlı top yaptı. Tamam. Hemfikiriz. Tamam doğru. Peki pozisyon var mı Fenerbahçe? Şunu kaçırdın dediğin bir pozisyon var mı abi? Yani iki tane pozisyon var. Çok tehlikeli bence. Son dakikada ki bizim mesela... de iki arada iki tane. Ya var. Lemina'nın ki mesela. Lemina'nın kalecinin kurtardığı maç, çok aynen. Tehlikeli. Yani öyle hani o takım pozisyon verdi. Ya, bu takım pozisyon verdi. Ümitçim bak Ümitçim. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Altıncı haftada Ümitçim, şunu kutlayamazsın diyorum. Tabii ki. Ya Ümitçim bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi gol pozisyonu biz şöyle desek haklısın. Galatasaray'ı bugün ezdik, parçaladık, şanssızlık yüzünden. İşte ben onu söylemeye çalışıyorum abi. Bir şey. Ama böyle bir kutlama yaparsan öyle gözüküyor. Kutlama yok. Sen nereden çıkardın kutlamayı? Ben anlamadım. Baksana herkes hayır, mutlu. Ya, abi, ben bir yerden Ahmet Hoca'yı kazanıyorum. Hayır. Abi nereden kutlama yapıyorsun? Bir müsaade misiniz? Bir müsaade. Arkadaşlar konuya net açıklık getirelim. Allah geçen hafta yapma. Beşiktaş Başakşehir maçı vardı. Evet. Berabere kaldı. Evet. Beşiktaş Ümraniye'ye bu şekilde mi gitti? Değil mi? Yok gelmesi lazımdı. Neden? Kesin kazanması gerekirdi. Neden? Ha müthiş oynarsın. Beraber kalırsın. Tabii. Taraftar der ki moralinizi bozmayın bilmem tabii ne. Tabii ki mağlupken bile karşı diyorlar. Ümitçim bugün ezeli rakibine yenilmiyorsun. Ve uzun yıllar ilk defa bir takım gibi oynuyorsun. Bak uzun yıllardır Apo'nun bir lafı vardı hep diyordu. Kardeşim Fenerbahçe'sin boğacaksın. Diyordum ki Apo halin yok nasıl boğacaksın? Bugün Fenerbahçe takımına bakıyorsun. Maçın başında bu, özellikle mesela. Dünya yıldızları. İki kişi. Hepsi ülkelerin milli takımlarında üst düzey oyuncular. Bakıyorsun bir dakika bir bölüm çıkamadılar sahasına. Yani bu Alanyaspor'da iken Alanyaspor'da 45 dakika puan. Çıkamadı. Niye aynen. Alkışlamadınız? Ya, ama aynı şey değil. Bu moral vermeye gidebilirdin. Biz sizi destekliyoruz. Çok iyi oynadınız 45 dakika belki 90 olur diye. Alanya ne? Hangisi? Yenildiği maç. Hayır, bizim okul. Moral vermeye gidebilirdi. Ya Fenerbahçe. Galatasaray'la kardeşim bizim defans oyuncularımız yok. Ümitçim bu aynı şey değil. Galatasaray'la Fenerbahçe aynı şey değil. Ezeli rakibine yenilmemişsin. Çok iyi futbol oynamışsın. Çok iyi derken sen abi. Çok iyi derken. Rakibinden iyi oynamışsın. Ama ne ya? Tamam pozisyonun yok ama. Ama yıllardır daha takımda oynamıyorsun. Bak ben Fenerbahçe iyi oynadı diyorum. Fenerbahçe hızlı pas yaptı. Bir son dakika haberi vermek istiyorum. Fenerbahçe derbisi sonrası Florya tesislerine dönen Galatasaray kafilesini iki taraftar karşılamış. Sadece iki kişi. Demirören Haber Ajansı'nın haberi. Bugün yenmiş olsun. İki kişi karşılamış. Bak bir şey söyleyeceğim. Ama mutsuz olduğunu söylüyor zaten değil mi? Bak şöyle mutsuzlar. Şimdi Ümit Karan burada pazar günü sen bize tahmin yaptırdın ya maçtan. Evet. Kaç dedi? 3-1 dedi. 3-1 dedi. 3-1 Çilan 2-0. Galatasaray kazanır. Aynen öyle. 3-1 Galatasaray kazanır. Sen 2-1 Galatasaray geçen hafta söyledim. Bir dakika Ahmet Çakar 3-1 Galatasaray kazanır. Ağır favori Fenerbahçe. Galatasaray'dı. Ben de ne dedim? 1-1 berabere biter maç dedim. Şimdi sizin burada dördünüzün tahminleri uçuk tahminler değildi ve Türkiye'nin geneli sizin gibi düşünüyordu. Aynen. Galatasaray'ın bu maçta ağır favori olduğunu 50 bin kişisiyle kadrosuyla Fenerbahçe'nin de bir ton eksiği var yerinde çakma oyuncular oynatıyor falan diye değil mi? Bütün Türkiye doğru. Var. Şimdi bütün bunlara rağmen Fenerbahçe takımı evet Galatasaray'ı parça parça etmedik binlerce gol kaçırmak doğru. Ama umut verdi. Doğru. Evet yani o yoklukta o sıkıntılarla. Ama Fenerbahçe bu şuna mı benziyor? Ama Fenerbahçe her sezonu umutla başlamıyor mu? Ümitçim bu şuna benziyor. Tamam bak hocam. Her takım umutla başlıyor. Evet. Geçen sene Beşiktaş karşısında 3-0'dan 3-3'e getiren Fenerbahçe şampiyon gibi karşılandı Samandıra'da. Niye? Dedi ki kötü gidişi durdurdu. 3-0'dan 3-3. Burada Galatasaray'ın bu sene yapmış olduğu transferler ve Fenerbahçe'nin dipten gelip burada olması ve Galatasaray karşısında daha iyi bir futbol sergilemesi umut verdi. Bak şunu söyleyeceğim yani ben. Bu yüzlerin güvenliğini bir şey söyleyeceğim. Bak Ertem Fenerbahçe şu kutlamayı Şampiyonlar Ligi'nin takımından puan aldı diye seviniyor. Ya kutlamayı çocuklar yapıyordu orada ya. Yani ya, hani böyle ne Şampiyonlar Ligi takımından ya. Puan aldı. Onun mutluluğunu yaşıyor. Şimdi bu arkadaş Fenerbahçe'yi yenmeye o kadar şartlanmıştı ki Ümit. Kesin diyordu. Kesin. Hatta plan yapıyordu. İddiaya girmiştik ya. Beni şeye falan götürecekti. Müzeye falan götürecekti. İddiaya girmiştik. Şimdi Ümit bunu kazanamadı ya iddiayı. Ve şunu söylüyorum. Fenerbahçe taraftarları Galatasaray'la oynarken hocam biz futbol adamıyız ya ben Galatasaray'ı daha favori görmüştüm. Fakat Fenerbahçe Galatasaray taraftarları Sinan Engin gibi düşünüyor. Bizi kralı yenemez kardeşim. Ne diyor? Yenemez. Bak bir şey söyleyeyim. Salı günü Paris Saint Germain'i yenme tamam, ihtimalleri... Yenemezsin kutlamasını niye yapıyorsun? Bak söylüyorum. Bu Salı günü Galatasaray'ın Paris Saint Germain'i yenme ihtimali Fenerbahçe'yi yenme ihtimalinden daha yüksektir. Bizi yenemezler kardeşim. Yenemiyorlar işte. Onun için Fenerbahçe'nin derbi maçı diye bir maçı yoktur hocam. Derbide üst sonuç olur. Evet, evet. Fener'in derbilerine bak. Son senelerde hatta uzun senelerde ya Fener yeniyor ya berabere bitiyor.
Bu umut. Bu derbi, derbi işi kalksın artık. Abdülkerim abi. Beşiktaş Galatasaray derbisi olsun, tamam. Abdülkerim Fenerbahçe'nin derbisi sene, değil. İki her sene bir umut, umutla başlıyor her ya takım. Tabii ki umut değil. Ama 6. haftada böyle bir kutlama. Ya abi, Mayıs'ta yapacaksın bu kutlamayı. Ya abicim bak ben Mayıs'ta buna, yapacaksın bu kutlamayı. Bak, Ümit sen gözünü seveyim ya. Sen bak bu şekilde davranmadın. Hani siz çok fazla Mayıs'ta kutlama yapmayı ama. Ben uyuyordum burada ya. Ağzımı açmadım. Elimi koydum. Değil mi hocam? Uyuyordum. Hatta Ertem sana demedim mi odada? Ben de uyuyordum. Ya şu oyunla dedim 3 puan alınabilirdi. Evet, demedim evet, mi yani? Adalet olsun. Ya bizim gerçek isterimiz budur. Ama sen şimdi Florya'ya 15 yaşında 20 tane çocuk gidiyor bazen. Onlar taraftar değil mi yani? Ya tamam gidiyor. Abi bizim, ne demek ayırıyorsun çocukları? Ya tamam da şimdi çocuklar giderler ne var bunda? Veya orada oturuyorlardır maçtan çıkma. Kafileyle gelmişlerdir. Olabilir ya sen bunu nasıl kutlama diyorsun? Ne kutlaması ya? Abi, Fenerbahçe ne yapıyorlar? Fenerbahçe, tam ne oldu abi? Fenerbahçe nasıl moral kutlayacak ya? Nasıl kutlama yapacak? Maç mı kaybetti kendin moralini söylüyorsun, diyorsun? Kendin söylüyorsun 6. hafta diyorsun daha. Tabii ki 6. hafta. Oo daha dur. Yarın Trabzon Beşiktaş derbisi var. Değil mi? Kazanan takım hemen bu yarışın. Ya baksana Beşiktaş mutlu tablosu ya. Ertem Allah aşkına sen yıllardır ya. O işi yapıyorsun. Şu tabloyu gör. Ya yorum yapar mısın ya? Benim yaptığım yorum da aynı ama. Hayır burada abartılı bir şey var mı? Türk Telekom'a çok